Tabii ki şu anda ne kadar güzel anlatıyorsun ama tabii ki şu anda hiç öyle bir durum değil yani şimdiki ilişkiler narkotik baskını gibi yat yere yat yere yat yere falan gibi gidiyor yani pardon Öyle, öyle mi? Bir şey. Benim için öyle bir sapan. şimdiki ilişkim yok. Onun için Benim de şimdiki ilişkim yok. Yani genel olarak duyduğumuz, gördüğümüz, şahit yani. olduğumuz hayatlar, öyle mi? E, sosyal medyada da her dakika de, bir şeyler Ne donanımlar edinilirdi de eskiden böyle işte. Ama şu işte. anda öyle. Vallahi mesela işte o tanış, tanıştığımız şeyler. kız, kıza böyle ders çalışarak giderdik ya. Şimdi yat yere yat yere gibi mi? Çok hızlı tüketiliyor bence tüketiliyor, her, şeyi. her şey. Görüyoruz her şey yani bunları. Hızlı. Sürekli görüyoruz. Görmüyor musunuz? Baksanıza bir tane oyuncuyu görüyoruz. Sonra ay diyoruz ne mutlu hadi inşallah. Abi bakıyoruz onu başka. Nasıl ya? O onu kucu o onu se falan. Saçma sapan bir iş yani. Evet. Bilmiyorum. Hepsi birbirinden aynı mı oluyor acaba ilişkileri? Mesela benim önceki ilişkilerim hepsi birbirinden farklı oldu. Evet. Bir tanesiyle hemen sevişmek <laughs> istedim. Bir tanesiyle daha sonra Aa. seviştim. Yani onun böyle bir genel geçerli bir şey olabilir mi? Teker teker anlatır mısın mı? <laughs> yani öyle, Bence herkesin öyledir. Birisiyle tanıştığınız zaman işte <laughs> iki diyor. ay, üç ay bekleyeyim falan gibi bir şey her zaman olmayabilir. Keşke bu program isterim. dijital platformda ben, yapılsaydı ben, diye. Ben hep beklemek Rahat isterim. Olur. Mesela bir... E, 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 hep hiç, öyle mi oldu? E, ben hiç acele etmem. <laughs> etmezdim. Uzun yıllar <laughs> önce. Hiç acele etmezdim. Çok duygusal şimdi, bir tip için şimdi, şimdi hep acele ediyorum. Acele. Hep aynı kişi. <laughs> aynı tatlı. Evet ama e, yani belki öyle bir şey vardı. Ben tabii 60 yaşına geliyorum artık. Yani <laughs> e, o, o eski e, şeyden Rus Harbi'nden hemen sonrasıydı. <laughs> e, o zamanlar böyle bir buluşulup hani bir gözler <laughs> süzülüp falan hani Eski geçmiş. yani muhallebiciye gitmeler filan. Böyle bir işte sütlacın su muhallebisinin üstünde böyle konuşmalar. Hiç Sonra te ben. Muhallebi dönemine denk gelmedin canım. Kesinlikle geldim Nasıl sen Nasıl ya? Ki? Tabii ki canım. Ben e, 70's çocuğuyum. Yani orada ne su muhallebileri ne keşküller <laughs> Baklava falan yok. Kazandı bir. Sütlü tatlı. Bayağı Mimar Sinanlı değil misin sen? Mimar Sinan öncesinden Galatasaray Lisesi'den bahsediyorum. Ha, lise. E tabi. Lisede, orada... lisede, lisede, lisede muhallebi Galatasaray Lisesi'den Lisede, lisede muhallebi tabi. Muhallebi çocuğuyuz. Orada muhallebi muhallebi oradan geliyor. Böyle bir muhallebinin üzerine merhaba. Böyle uzun bakışmalar falan filan. Hadi. Tabi canım masanın üzerine tahta masanın üzerine isim kazımalar filan. Nerede isim kazı? Daha isim kazıyana kadar çocuk sahibi olur bunlar şimdi. Yani dolayısıyla o zamanların da şeyi var. Sonra gençlere e, ayak uyduramadım. Çok hızlı davranıyorlar. Eski hikayeler, tangolar, valsler, Birinci Dünya Savaşı. Hiç inanmıyor gibi bakıyorsunuz küs. kadar. Birinci <laughs> yani. Dünya bir Savaşı bir daha sonra hemen Bilen ardından yani gelen bahaneler. İkinci Dünya Savaşı. Şey Kennedy mi? suikastı. Ve hemen arkadan gelen domuzlar körfezi çıkartması hepsinde varım. <laughs> Tarih filmi gibi. Hayır evet ama şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten bütün bu algılar değişiyor. Şimdi bunu da çocuklarımız da göreceğiz. Çok kişi de görüyor. Çok yani. fena. Hızlı şimdi çok, var. çok mutlu oluyorlar aileler. Çocuk mesela sevgili bulduğu zaman kız ya da oğlan. Çok mutlu oluyorlar. Çok mutlu oluyor aileler. Çok sağlıklı da bir şey değil mi zaten? Sağlıklı mutlu, bir şey. Peki şey neydi söylüyorum. bizim suçumuz? Hı? Hı. Bizim suçumuz <laughs> neydi? Siz böyle hiç şey sanki geçmişte içe kapanık, çekingen bir adam değil misiniz gibi ben hayal evet, ediyorum. Ya bu, hayır, o, tabii ki bunlar şaka ama şimdi ne kadar mesela nesil farkı ne acayip bir şey yani anne babalar e, çok mutlu oluyorlar. Yani e, mesela e, işte benim kız bir, arkadaşını, erkek arkadaşı eve alıyor, annesi babası yemeğe benim, çağırıyor. Çocukların evet. yaşı daha 17-18 belki benim 16 birçok yerde şehirlerde. Randevumda annemle babam beni götürmüşlerdi. <laughs> Onlar da çok mutlu olmuşlardı. Ben, ben çok heyecanlanmıştım. E sen <laughs> tabii genç çocuksun. Allah, o yüzden. Evet, ee, ve Ne sen. bileyim o sırada mesela yanımda olmaları bana iyi hissettirmişti. Ve heyecandan da kızla buluşamayıp eve geri dönmüştüm. Çünkü Aa. çok heyecanlanmıştım. Ve böyle annemle babamdan daha erken eve dönmüştüm. Onlar da ne oldu falan. Buluşamadın mı? Ee, ama mesela o gün yanımda olmaları benim ilk randevumda beni onların bırakması falan. Hep güzel hatırlıyorum mesela hmm. şimdi onu. Evet. Garip ya. İşte <laughs> yani e, dünya farklı. Bizim çocukların çocukları nasıl olacak acaba? Garip. Yani böyle saklanacak bir şeydi bilmiyorum yani siz nasıl yaşadınız? Tabii gizli buluşmalar gizli, falan değil mi? ayıp bir şey yani böyle kötü bir şey. Hmm. Utanılacak bir şeydi. Birçok şey değişti bir de. Mesela eskiden hani 90'lı yıllara gidebileceğim ben eski <laughs> derken de hani 40 yaşındayım ben 80'lerin sonu 90'larda erkekler kadınların peşinde koşuyorduk yani bayağı. Hani bir flört olsun bir buluşalım diye.